Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yapılaşmaya 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 açılma kararını veren mahkemeye dur dedi. Mahkeme kararının yapılaşmasının bilime ve hukuka uygun olmadığının altı çizildi. Tarihi 1863'e kadar uzanan Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Önce kayyımla ülke gündemine oturdu, daha sonra yapılaşma kararıyla. Ancak son olarak yapılaşmaya yargı dur dedi. Yapılaşma kararını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aldı. Bakanlığın onay verdiği değişiklikle Boğaziçi çevresinin yapılaşmasının öne açılmak istendi. Arazinin 205 bin metrekarelik alanı nitelikli doğal koruma alanı ve 217 bin metrekarelik alansa sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi. Kararla birlikte nitelikli doğal koruma alanında iskele, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi, enerji nakil hattı, trafo, ulaşım hattı, açık otopark ve teleferik gibi yapılaşmalara izin verildi. Bu karar sonrası Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği harekete geçti. Akademisyenler ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi konuyu yargıya taşıdı. Akademisyenlerin açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme söz konusu değişikliği oy birliğiyle reddetti. Kararda arazinin iki farklı sit derecelendirilmesiyle birbirinden ayrı tutulmasının bilimsel bir dayanağının olmadığı vurgulandı. Ayrıca raporları inceleyen mahkeme raporların bilimsel yeterlilikte olmadığının altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın karara itirazını sunmak için 30 gün süresi olacak.